İyi akşamlar. CNN Türk'te dünyanın binbir haline hoş geldiniz. Bugün geçen haftadan devam edeceğiz. Geçen hafta size bu hafta yıldızlar yapacağız. Bir yıldız nasıl doğar, nasıl ölür, nasıl yaşar? Niye bazı yıldızlar kara delik olur, bazıları süpernovaya dönüşür, bazıları cüce yıldız olarak kalır? Bunu anlatacaktık ama geçen hafta blockchain ve bitcoin yayınımıza o kadar çok tepki verdiniz, o kadar çok görüş bildirdiniz ki bu hafta bitcoin'e devam etmek istedik. Ve bu arada nesine bakacağımızı, bitcoin'in ve blockchain'in nesine bakacağımızı da hemen söyleyeyim. Neden bu devletler, bu bakanlar, bu merkez bankaları bu kadar karşılar kripto paralara? Neden bu kadar itiraz ediyorlar? Neye itiraz ediyorlar? Bütün coinler yaşayacaklar mı? Kripto paralar gerçek paranın yerini alacak mı? Alabilir mi? İşte buna bakacağız bu hafta. Dünyanın binbir hali başlıyor. Evet, neden devletler, bakanlar, merkez bankaları bu kadar çok coin uyarısı yapıyor ya da kripto para ya da tabii en çok bilineniyle bakarsak Bitcoin'e karşı bu tepki nedir, nedendir? Acaba bir fırsatı kaçırabilir miyiz bu yüzden diyeceğiz. Onun ayrıntılarına bakacağız ve geçen hafta bize yol gösteren iki uzmanımız gene bize yol göstermeye devam edecek. Bunlardan ilki geçen hafta hatırlayacaksınız. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümünden yardımcı doçent doktor Bora Erdamar, öğretim üyesi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümünün bize eşlik etmişti. Kendisi siyasi ekonomi, mikroekonomik teori ve deneysel ekonomi mekanizma tasarımı alanında uzman ve gene geçen hafta benim çok güvendiğim, yazılarını hiç kaçırmadan okuduğum Şant Manukyan bize eşlik etmişti. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü, kendisi uluslararası piyasalar konusunda bir uzman. Çok ciddi uyarıları vardı kendisinin geçen haftadan. Bu haftaya taşan, bu haftada gene iki uzmanımızın görüşlerine yer vereceğiz. Siz de bize Bitcoin'in geleceği ile ilgili yazabilirsiniz, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bekliyoruz görüşlerinizi. Şimdi öncelikle Bitcoin'e neden bu kadar devletler karşı acaba? Merkez bankaları neden bu kadar karşı? Onu bir uzmanlarımızdan dinleyelim. Çok önemli bir yanı var. Ondan sonra biraz bu konunun üstünde ben durmak istiyorum. Merkez Bankası gözünden bakarsanız para politikasıyla ilgili problem yaratabilecek bir şey. Yani herhangi bir aktör, ekonomi aktörü ben kendi paramı yaratacağım deyip sınırsız miktarda para arz ederse ve bu kullanılır hale gelirse Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, işte likiditeyi kısma, likiditeyi yükseltme, faizi arttırma, faizi düşürme gibi etkisini kaybedecektir. Dolayısıyla o kontrolü de kaybetmemek için Merkez Bankası, merkez bankaları bu tip adımların karşısında durmayı tercih ediyorlar ama özel sektör tarafından yapılmasına karşılar. Yoksa kendileri de bir blok zincirine ihtiyaç var mı, tamamen dijitalize edebilir miyiz tarzındaki yapıların, projelerin üzerine çalışıyor, bunu biliyoruz. Şimdi çok önemli bir şeyin altını çiziyor Şant Manukyan. Nedir o? Temel olarak baktığımızda devletin ekonomiyi yönetmek için iki yöntemi vardır. Aslında bunu biraz kaba bir şekilde bakıyoruz ama teşbihte hata olmaz, hatasız teşbih olmaz diyelim. Basitleştirmek için bakalım. Bunlardan biri mali politikalar, diğeri de para politikaları. Devlet ekonomiyi yönetmek için bu iki ana politikadan yararlanır. Mali, yani vergisel politikalar ağırlıkla, öbürü de para politikaları. Para politikaları çok hızlı işe yararlar. 6 ayla 8 ay içinde piyasaya etki etmeye başlar. Nedir para politikaları? Para basarsınız, piyasaya verirsiniz veya faiz oranlarıyla oynarsınız.
artırırsanız, ekonomi çok büyüdüyse, enflasyon yükseldiyse piyasadan para çekilir veya faizleri düşürürsünüz. O zaman da büyümeyi hızlandırırsınız eğer büyüme yavaşladıysa. Bunlar devletin iki ana politikası, devletin ekonomiyi yönetmekte kullandığı iki bacak bunlar. Bunlardan biri tarihte ilk kez tehdit altında. Tarihin başından bu yana para dediğiniz şeyi devlet basar. Siz ya da ben çıksak ve para bassak, kendi adımıza basarsak bize deli derler. Ama bir parayı taklit edersek o zaman da bize kalpazan derler, bizi içeri tıkarlar. Şimdi öyle bir şey ortaya çıkıyor ki ben Emin Çapa diye bir para bassam doğal olarak bunu alıp kullanmaz kimse. Ama birileri çıkıyor Bitcoin diye, Ethereum diye, Litecoin diye para çıkarıyorlar. Üstelik bu para ele alınmıyor. Tutamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz ama değeri var. İşte bu devletleri endişelendiriyor. Devletin iki ekonomiyi yönetmek için kullandığı iki ayağından birini tehdit ediyor. Para politikası ayağını tehdit ediyor. Bu çok büyük bir şey. İktisat kuramı açısından çok büyük bir şey. Ekonomi kuramı açısından, devletler açısından çok büyük bir şey. Şöyle düşünün. Devletin faiz politikası ne kadar işe yarayabilir durumuna gelebiliriz bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra eğer bu paralar gerçekten para olarak kullanılırlarsa. Devletin devlet olarak var olma vasfını tehdit eden bir şeyden bahsediyoruz. Eğer bunlar para olarak kullanılırlar ise, emtia olarak kullanırlarsa o zaman başka bir şey. Ama paranın yerine geçmeye başladılar mı işte o zaman işin rengi değişir. Zaten bu paraları çıkaranların ve kullananların da ana amacı devletlerin etkisinden uzak durabilmek. Adamın biri çıkıyor, konuşuyor, devlet başkanı, dolar aşağıya doğru gidiyor. Veya Merkez Bankası Başkanı çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşuyor. Sizin elinizdeki doların değeri aşağı ya da yukarı gidiyor. Dolayısıyla bundan kurtulmak istedikleri için bunu yapıyorlar. İleride paranın yerini alabilir mi devletler? Önce ona bakalım. Devletler nasıl bir pozisyon alabilirler kripto paralara karşı? Kripto para çıkaracak mı devletler? Ben yerini alacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla ben ülkelerin fiyat paralarının ve para basma hakimiyetlerinin süreceğini, buradan her türlü vergilendirme ve senyoraj gelirinin yine devam edeceğini ama pek çok alanda belki daha çabuk olması açısından ya da bu teknolojinin bir parçası olması açısından evet kendi belki coinlerini üreterek bunun bir parçası olabileceklerini, belki bu araçla dolaylı olarak düzenleme getirebileceklerini düşünüyorum. Son yaşanan gelişme, Chicago vadeli işlemler borsasında Bitcoin'in dahil olması gözle görülür bir şekilde 2 aydır aslında bütün cryptocurrency marketine bir dolaylı da olsa bir denge getirmiştir. Aslında volatilite bir şekilde azalmıştır. Son iki günü saymıyorum. Çünkü bunlar hep aslında dolaylı olarak entegrasyondur. Hocamız çok önemli bir şey söylüyor. Chicago borsasına dahil olması Bitcoin'i ve diğer kripto paraların hepsini şöyle bir salladı. İşte Bitcoin değer kaybediyor. Son dönemde, son bir ayda %38 oranında değer kaybetti. Ciddi bir değer kaybı var. Zirve noktasından yarı yarıya'dan daha fazla düştü. Ama bir zamanlar petrol 146 dolardı. Sonra 20 dolara düştü. Ortaya çıkıp da kimse dedi mi ki petrol bitti artık, bundan sonra bir daha dirilmez? Hayır, öyle bir şey yok. Zaten kripto paraların bu kadar dalgalanmaması lazım. Bu kadar hızlı yukarı, bu kadar hızlı aşağıya inmemesi lazım. Bir yerlerde stabil olması lazım. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Yatırım tarafı ayrı. Size sakın gidip kripto para alın, almayın demiyorum. Ben genel olarak ekonominin gidişatı, geleceğine dikkat çekmek istiyorum. Paranın yerini alacak mı acaba coinler ya da kripto paralar yakın bir dönemde? Bütün bu tartışmalar aslında yaşanan bütün teknolojik dönüşümlerde olmuştur. En basit örneği televizyon çıktığında radyolar ölecek mi denmiştir. İşte sinema çıktığında tiyatrolar ölecek mi denmiştir.
Bunlar ölmemiştir. Bunlar hala vardır, hayatımızdadır ve bir arada yaşamaktadırlar. Nasıl ki kredi kartları paradan daha çok kullanılır hale gelmiştir. Evet, cryptocurrency'ler, şifreli para birimleri kredi kartlarından daha çok kullanılma potansiyelini içerebilir. Dünyadaki insan sayısına baktığımızda veya 300 trilyon dolara yaklaşan finansal varlıklar arasında dolaşan likiditeye, yatırıma baktığımız zaman Bitcoin piyasası hem çok ufak hem de 21 milyon adetli neredeyse Türkiye nüfusuna bile dağıtamayacağımız bir sayı, çok düşük bir sayı. Şu anda birçok merkez bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dahil olmak üzere, acaba kripto para çıkarmalı mıyız diye düşünüyor. Estonya Merkez Bankası Scoin çıkarmak için hazırlıkları çok ilerlettiğini ilan etti. İleride belki de Fedcoin göreceğiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto parası. Belki de bizim merkez bankamız da TL coin çıkartacak ileride. Dijitalleştirecek. Acaba bu nasıl olabilir? Devletler kendi kripto paralarına değil, aslında özel sektörün çıkardığı kripto paralara karşı çünkü. Coinlerin geleceğine ilişkin senaryolardan hangisi gerçek olacak? Bunlardan ilki bugüne kadar gerçek hayatta görmediğimiz özel sektörün kendi parasını çıkarması. İki farklı senaryodan bahsediyoruz aslında. Bir tanesi özel paraların varlığı, diğeri de devletlerin kendi paralarını, zaten şu anda para büyük ölçüde ekonomilerde dijital halde ama TL'yi veya doları veya euroyu dijital hale getirmeleri. Merkez bankalarının ve devletlerin bu işe itiraz etmelerinin temelinde çok önemli bir gerekçe var. Para politikasıyla ilgili problem yaratabilecek bir şey. Yani herhangi bir aktör, ekonomi aktörü ben kendi paramı yaratacağım deyip sınırsız miktarda para arz ederse ve bu kullanılır hale gelirse Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, işte likiditeyi kısma, likiditeyi yükseltme, faizi arttırma, faizi düşürme gibi etkisini kaybedecektir. Dijital paralarla ilgili bir diğer önemli özellik ise işlemi yapanın kimliğinin bilinmemesi. Yani terör ya da mafyatik işlemlerin izinin sürülememesi. Yapılan işlemlerin kontrolü, yani vergi kaçırılması, kara para aklanması veya kara parayla ilgili suç unsuru taşıyan bütün işlemlerin kontrol edilebiliyor olması. Gelecekte devletler dışındaki kişiler tarafından para üretilecekse, o zaman bu parayı kimin üreteceği de önem kazanacak. Yeni bir sistem olacaksa dijital ama özel sektörün, özel sektörden kastım şirketler de olabilir. Belki Apple'ın, Google'ın ihraç ettiği paralar olacak veya Bitcoin, Litecoin vesaire gibi ayrı bir şirketleşmiş olmayan, tercümde sayılmaz ama şirketleşmiş olmayan özel para. Bu ikisinden hangisi baskın çıkacak onu ileride göreceğiz. Peki hangi ülke coinlere nasıl bakıyor? Kripto paralar konusunda hangi ülke hangi adımları atıyor? Kripto paralar son zamanlarda bazı ülkelerin korkulu rüyası haline geldi. Kimi bu paralardan ticari kazanç sağlıyor, kimi yasak getireceğini, kimi ise düzenlemeye gidileceğini açıklıyor. İşte o ülkelerden bazıları. Örneğin Avrupa Birliği, kripto paraların gerçek para birimi olmadığını, bu yüzden de ciddi riskler oluşturabileceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ise kripto paraları MT olarak kabul ediyor. Yani paralar ticari kazanç olarak vergilendiriliyor. En büyük riskin terör örgütleri ve suç şebekeleri olduğu düşünülüyor ve diğer G20 ülkeleriyle bu para birimlerinin İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi için çalışacağı söyleniyor. Japonya ise kripto paraları ve kripto para birimlerini para olarak resmen tanıyor. Ancak onların da en büyük endişeleri siber saldırılar. Almanya kripto paraları özel para olarak nitelendiriyor. Bir yıldan az sürede elden çıkarma sonucu elde edilen kazançlar vergiye tabi tutuluyor.
İngiltere ise kripto parayı döviz olarak değerlendiriyor. İngiltere Başbakanı Theresa May en son Davos'ta konuştu, Bitcoin'in alım satımı için yeni kurallar hazırlayacaklarını söyledi ve sanal para piyasalarının daha yakından incelenmesi için çağrıda bulundu. Geçtiğimiz aylarda Çin kripto paraları yasakladı. Bu ülkedeki kripto para madenciliği de böylece sona ermiş oldu. Böylelikle Bitcoin madencileri rotayı enerji açısından zengin olan Kanada'ya çevirdi. Kanada kripto parayı MT olarak değerlendiriyor. Bu konuda keskin çizgileri bulunan Rusya, Bitcoin ile ödemelerin yasallaşmayacağını ama blockchain teknolojilerine yönelik yasallaştırma süreci üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bitcoin dünyasını rahatlatan açıklama ise bir süredir Bitcoin ve kripto para dünyasında yaşanan düşüşün baş aktörlerinden biri olarak gösterilen Güney Kore'den geldi. Güney Kore Maliye Bakanı, hükümetin kripto para ticaretini yasaklamaya ilişkin bir planı olmadığını, ülkesinin küresel kripto para ticareti için önemli bir merkez olduğunu söyledi. Kripto paralara ilişkin bir eleştiri var. Terörün ve kara paranın finansmanında kullanılması. Peki, acaba gerçek paralar oralarda kullanılmıyorlar mı? Şunu unutmamak lazım. Bitcoin yokken de nakit parayla kara para işlemleri yapılıyordu. Hatta yarı şehir efsanesi, yarı gerçek. Her 100 doların üzerinde eser miktarda kokain olur derler orada kullanıldığı için. Bu konuda atılabilecek olan adımlar var. Zaten Bitcoin istenirse devletler tarafından takip edilebilir. Edilemeyen bazı para birimleri de var ama Bitcoin edilebilir teknolojik olarak. Geçen hafta Türkiye geride kalmamalı, Türkiye bunun gerisinde kalmasın demiştik. İstanbul'u finans merkezi yapmak istiyor isek eğer ön almamız lazım. Baştan karşı çıkmamamız lazım. Coinleri sıkı sıkıya denetim altına alabiliriz. Yatırımcıların zarar görmemesini, halkımızın zarar görmemesini sağlayabiliriz. Ama bunun için düzenleme yapmak lazım. Yoksa baştan geleceği dönüştürecek, geleceğin bir parçası olacak bir teknolojiye karşı çıkmak Türkiye'yi geride bırakır. Halbuki belki de fırsat ayağımıza geldi. İstanbul'u çok önemli bir merkez haline getirebiliriz. Neden Seul ve Londra kripto paraların merkezi olsun da İstanbul olmasın? Yapmamız gereken buna sadece bir para veya alış satış spekülasyon unsuru olarak bakmamak lazım. Bunu kullanmak isteyen iş modellerinde blockchain'e veya modeli hızlandıran tokenlara, paralara yer veren startuplar var. Türkiye'de de var. Bizim de görüştüğümüz kişiler bunlar. Son derece girişimci insanlar. Onlara yönelik kanunların düzenlenmesi lazım ki bu insanların kurdukları şirketler veya geliştirmeye istedikleri yerler diğer ülkeler olmasın, Türkiye olsun. Finans merkezi vizyonumuzda varken alışa gelmiş ürünlerden ziyade biraz daha geleceğe bakan ürünlere de bakmak lazım. Asıl mesele blockchain diyoruz. Blockchain, blockchain, blockchain diyoruz. Bitcoin veya diğer kripto paralar bunun sadece küçük bir kısmı olacak gelecekte. Beraberler birbirlerini tamamlıyorlar ama fiili dünyada, fiziki dünyada yapılan hemen her işin blockchain üzerinde yapıldığı bir çağa doğru gidiyoruz. Gençlerin önünü açalım, şirketlerin önünü açalım. Bu konuda ciddi adımlar ve düzenlemeler yapalım ki Türkiye sanayi devrimini kaçırdığı gibi blockchain devrimini kaçırmasın. Blockchain teknolojisi dediğimiz şey bence bu arada internet kadar önemli bir devrim ve dönüşümdür. Dolayısıyla refleksleri de internetin ilk çıktığı zamanki endişelerimizle benzer endişeler olduğunu düşünüyorum. Bitcoin bunu kullanan sadece ilk olması sebebiyle çok önemli ve popüler olan ilk finansal araçtır. Dolayısıyla bunun üzerinden çok fazla hem spekülasyon yapılmaktadır hem çok fazla konuşulmaktadır. Ama teknoloji aslında pek çok başka alanı da içermektedir. Bu nedenle biz henüz duymadığımız ama yurt dışında çalışmaları başlamış olan eğitimde, sağlıkta, tarımda, ekonomide pek çok alanlarını görüyoruz. Burada oluşan şirketlerin çıkardıkları coinleri biz hala konuşuyoruz ama konu aslında çok daha genel ve evet blockchain teknolojisidir. Yatırımcılar çok dikkatli olun. Çünkü çok tehlikeli bir yer kripto para piyasası. Dikkatli bir şekilde yaklaşın. Ama bakın yatırım yapanlar
nasıl bir süreçten geçmişler? Dünyadaki kripto para çılgınlığı Türkiye'de de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Eren Caner de onlardan biri. Asıl mesleği dijital iletişim. 2011 yılından beri kripto paralarla ilgileniyor. Ben bir dijital pazarlama ajansında çalışıyordum, marka yöneticisi olarak. O zaman arkadaşlarımıza konuşuyorduk. İşte Bitcoin böyle bir şey var, işte 10 cent, 15 cent, 20 cent gibi. Böyle konuşuyoruz. O zaman aramızda böyle bir şakalaşma aracı aslında Bitcoin. O zaman tabii şu anki gibi bir borsalar yok. Girdim, çıktım, böyle bir baktım. Çok da böyle güvenilir sitelerde çıkmadı karşımıza. Aslında orada bir kapattım, gittim. 2017 yılına gelindiğinde kripto paraların yükselişi Caner'de şaşkınlık ve biraz da pişmanlık yaratıyor. 2017 Temmuz ayı. O zaman tabii Bitcoin çok fazla yükseliyordu. Neredeyse bazı günler oluyordu ki %10 yükseliyordu. Şöyle bir yutkundum önce. Çünkü aradaki farka baktım. Hesap ettim. 2011'de bir 100 dolarlık bir yatırım yapsaydım şu an yaklaşık TL olarak söyleyeyim 2 trilyon civarı bir param olacaktı. Ardından Eren Caner kripto paralara yatırım yapmaya karar verdi. Önce bir yavaş yavaş girdim. Oturdum bir hafta sonu bilgisayarın başına. Nasıl yapılır onu bir kavramaya çalıştım. Çok cüzi rakamlarla girerek transfer ettim. Bitcoin'i transfer ettim. Oradan aldım, oraya gönderdim. İşin hani nasıl yapıldığını, dinamiklerini kavradım aslında. Caner şu anda da Bitcoin madenciliği yapıyor. Mesela benim üretim yaptığım tesis İzlanda'da. Siz oradan bir hisse alıyorsunuz. Onların havuzları var. Siz orada aslında sizin adınıza Bitcoin üretiliyor. Siz Bitcoin'i aldıktan sonra isterseniz Türkiye'deki borsaya gönderin. Onu direkt TL yapabilirsiniz. Parasını niye dolara, altına değil de kripto paralara yatırdığını ise şöyle açıklıyor. Baktığınız zaman son yıllarda dijital birçok sektörü dönüştürdü. Kurumsal iletişimi dönüştürdü, reklamı, pazarlamayı, her şeyi dönüştürdü. Belki finans bu noktada biraz daha geri kalmıştı. Yani finansta da tabii ki dönüşümler oldu. Fakat finans noktasında böyle dönüştüreceğine inandım. Kripto paralarla, aslında kimileri de dijital para diyor. Bununla dönüştüreceğine inandım. Çünkü söylediğim gibi çok fazla baktığınız zaman şu an avantajı var. Bitcoin çok tehlikeli bir yatırım aracı. Kripto paraların tamamı tehlikeli bir yatırım aracı. Bir yerde dengeyi bulacak. Ama orası neresi? 1400 kripto para var. Bu paraların çok büyük kısmı yok olacak büyük olasılıkla. Bir kısmı kalacak. Ama onlar hangileri ve nerelerde dengeye gelecek? O yüzden yatırımcılar çok dikkatli olmalı. Ama devletler açısından Kore bir merkez olmaya çalışıyor. Kripto para merkezi olmaya çalışıyor. İngiltere çok dikkatli bir şekilde bu olaya bakıyor. Bir merkez Londra'yı finans merkezi olarak tutarken kriptolara sırtımızı dönemeyiz diye. Biz de İstanbul'u finans merkezi yapmak isteyip buna tamamen sırtımızı dönemeyiz. Biz hep geçmişe bakıyoruz. Geçmişe bakmayalım. Her alanda geçmişe bakıyoruz. Geleceğe bakalım. Kripto paraların bir kısmı kesinlikle kalacak. İstanbul'u bir finans merkezi yapmak istiyorsak öncü olmamız lazım. Ve ama daha önemlisi, geçen yayında söylemiştim, bazıları biraz dalga geçtiler. Geleceği orta vadeye dönüştürecek bir şey söyle Emin Çapa diyorsanız size tekrar söylüyorum. Blockchain, blockchain, blockchain. Kripto paralar bunun bir parçası. Asıl büyük evren blockchain. Türkiye lütfen bunu kaçırmasın diyelim ve reklama gidelim. Reklam dönüşü devam edelim. Evet, geldik kitaba. Türkiye'de ekonomideki sorunları, teknolojideki sorunları, Ar-Ge'deki sorunları, bilimdeki sorunları, eğitimdeki sorunları söyleyince bazıları şöyle diyorlar. Efendim iyi de çözüm ne onu söyle. Bu az gelişmiş lafı. Sorun söyleyene iyi o zaman çözümü de söyle demek az gelişmişlik. Demokrasiyi, katılımcılığı anlamamak demek. Çözümü beraber bulacağız. Hep beraber bulacağız. Sorunu söyleyen çözümü söylemek zorunda değil. Sorunu söyleyen gelin çözümü beraber bulalım demek istiyor aslında. Ama elimde bir kitap var. İnovas Yok adı. İnovasyon değil. İnovas Yok kitabın adı. Profesör Doktor Siraç Dilber tarafından yazılmış. Hocamız bana gönderdiği kitabında şöyle diyor. Emin Bey,
bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında lider bir ülke olma dileğiyle, saygılarımla. Evet, işte bu yüzden söylüyoruz, teknoloji geliştirmeliyiz, bilim geliştirmeliyiz, eğitimi düzeltmeliyiz diye. Ve hocamız çözümleri de söylüyor. Neler yapılmalı? Şu anda neredeyiz? Neler yaparsak ileri gidebiliriz. O yüzden bu kitabı tavsiye ediyorum. Şimdi kitaptan bir parça, bir grafik göstermek istiyorum size. Ar-Ge harcamasında 2016 yılında dünyanın en büyük 2500 şirketi sıralanmış. Birinci sırada Volkswagen var Almanya'dan, 13.6 milyar euro. Samsung ilk 12.5 milyar euro ile ikinci, Intel 11 milyar euro ile üçüncü. Bizim en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketimiz dünya sıraması 547. Tofaş. Ford Otosan, Ford Otomotiv 964. Koç 1158. Aselsan 1228. 2500 içinde iki tane daha şirketimiz var. İşte bu değişmeli. Nasıl değişeceğini de hocamız kitabında anlatıyor. İnovasyon Siraç Dilber'in kitabı. Lütfen bir okuyun diyorum. Ve yayınımızı burada bitiriyoruz. Haftaya yeniden birlikte oluncaya kadar bilimle, akılla ve vicdanla kalın. Hoşça kalın.